5 yıldır çıkar için geliyorum buraya. Yeni bir defa geldim Turgutlu'ya. Turgutlu'yu soydunuz. Bütün Manisa bölgesini soydunuz. Parsel parsel sattınız. 5. kapta geçen dönem neler satıldı bu Turgutlu'da? Bu Turgutlu'da geçen dönem neler satıldı? Neler satıldı biz biliyoruz. Murat bırak. Ramazan bırak oğlum. Oğlum bırak. Bırak içini döksün biraz rahatlasın ya. İçini döksün be. Gel bakalım buraya sen gel. Ya ben üstüne giderim böyle şeyin. Gel. Atılsın. Deşarj olsun. Yeni mi geliyorsun? Deşarj olsun. Bırak oğlum. Şöyle baba. Ben şovmenlik yapmıyorum. Arkadaşlar başka bir yol yok. Şu anda sen bak. Bak güzel kardeşim. Karşıma gel. Gayet sakin bir şekilde. Hayır sen sakin değilsin. Sen sinirlerine hakim değilsin şu anda. Hayır sakinim. Ha gel biraz böyle yanıma bakayım. Gel böyle. Gel canım yanımda konuş. Neden çekiniyorsun benden? Neye karşıdan bağıra? Abi bak bağıra bağıra konuşuyor ama bak. Niye alıyor? Bırak çeksin ya bırak. Gazeteciyim ben abi. Ha bırak çeksin ya. Ben çeksek gel buradan. Ya bak abi ben ne diyeceğim burada? Anlat ben dinlemeye hazırım seni. Neyi satmışım ben söyle bakalım. Ben neyi satmışım? Sizin şah Turgutlu'ya maske. İlk önce maskeden başlayalım. Her gittiğimde hiçbir türlü muhatap bulamıyorum. Neden? Su sayışları bozuluyor. Şey yapıyoruz diyorlar gitti laboratuvara gelecek 3 ay 5 ay 4 ay. Vatandaş o konuda çok mağdur. Ben oraya da geleceğim. Geçen dönem Turgutlu'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde Mustafa Kemal Mahallesi'nde sakin ol bir dakika dur. Benim veremeyeceğim hesap yok. Kim ne söylerse ona cevabım hazırdır. Anlam açık pak. Tamam mı? Veremeyeceğim Mustafa hesap Kemal yok. Mahallesi'nde belediyeye ait olan hat ihaleye sonradan Çetin Aklıs döneminde öncesinde ihaleye düşen sonra şahsın aldığı ve sonra tekrardan ihaleye düşen yeri belediye aldı. Biz biliyoruz nereler nasıl satıldı. Ben mi aldım? Ben mi sattım? Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisine diyorum. Ben şahsımıza. Milliyetçi Hareket Partisi'nden şimdi benimle. Turgutlu'da. Ne zaman hangi dönemden bahsediyorsun sen? Turgay Şirin zamandan bahsediyorum. Oho sen geçmiş halde kalmışsın. Olsun sonunda aynı çizgi sen. Değil mi? Ya kaç sene geçti seni söyledin üstüne. Niye bunlar bunu niye Turgutlu'nun halkına bunun şeyini tamam. Veremediler hesabını veremediler? Veremedi Turgay Başkan da seçilemedi. Ben ne yapayım yani? Sonuçta kararı vatandaş vermiş. Turgay Başkanı. Buradaki heyet büyükşehir taşı atıyor. Yani burada hizmet yapmıyorlar. Size atıyor. Ona bu kadar yapılan hizmetleri kim yaptı Turgut diye ya? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bizim gördüğümüz mesela gel bu mahallede. Bizim oturduğumuz mahallelere. İstasyon mahallesinin şu anda altyapılarını kim yapıyor ya? Abi, büyükşehir yapıyor. İçinden araba geçer o menfezlerin. Tamam da başkan öyle diyorsun. Eleştirin de ben bunu anlamayacağım. Hala anlayamadım. Sizin alakası değil. Ama bak sattınız diyor bağırıyor. Ben hakaret etmedim. Ama bana bağırıyorsun ama. Hayır ben ortaya bağırdım. Artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer dönemde Turgutlu'da yapılanları herkes biliyor. Herkes şahit oldu bunlara. Tamam güzel. O gitti. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Seçim kaybetti. Hatalarında. Ama şimdi öyle bağıra bağıra olmaz ki bu. Başkan. Gel bana güzel güzel. Bir konuda ben de seni dinleyeyim. Arkadaşı demek istediğine biliyor musun? Başkan. Bizim Çay Kenan'daki. 30 yıl sorunuz var. O yıl yapılmadı. Şey Yılmaz. Ben bir anlatayım. Bu mesaj her zaman geliyor. Dur bitirsin daha. Bitirmemiş daha. Turgutlu. Ne diyeceğim kardeşim? Turgutlu. Haber kazanma gazetesi. Sakin olun ya. Yanınıza gösterebilir. Turgutlu vatandaşları olarak biz hatta belediye meclis üyelerini de davet ederek
yeşilliğin devamı olan ama üvey evlat muamelesi gören Atatürk Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi'nin diğer bölümü olan yani Ramaz ikinci etap denilen yerde ya bir insan bir çivi çakar ya. Ya gidiyorsun at pisliği, molos, her türlü pislik var orada. Yani bu daha da orası öyle. Sadece bir formaliteden bir çift örüldü. Sayın Başkan. Tepkilerin bana mı Çetin Başkan'a? Sayın Başkan. Ya, orası Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Maliyse, Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Oradaki ağaçların hepsinin dikimlerini ben üstlendim ya. Orası bir şeyi biliyoruz. Hepsini ben üstlendim ya. Sayın Başkan. Birinci, ikinci bölgenin tamamını ben yedim. Sayın Başkan. Orayı bak Serhat Orhan döneminde yapıldı. Tekrardan bozuldu. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Vatandaşın ifade etmek istediği şey. Vatandaşın ifade etmek istediği şey. Üst bölüm çok güzel, aşağıdaki bölümler bakımsız kaldığı için tepkileri bu yönde. Siz de büyükşehir olarak, bu konuda bir çalışmanız var mı onu soruyorum. İfade ediyor başkan ya. Bir saniye müsaade. Bir dakika. Bir saniye. İfade ediyorlar. Buyur başkan. Çetin Başkan bana geldi. Üçüncü bölgeyle ilgili bir çalışma yapacağını söyledi. Fidanları benden dedi, bütün işçiliğini sen üstlen dedi. Çevre koruma tellerini de beraber ondan beraber yaptık. Ha gerisini getirdi mi getirmedi mi bak onu bilmiyorum. Abi bir dakika. Ama oraya bir biz hamle yaptık. 1250 ağaç diktik. Bak ben diktim bizzat. Bak Hakan burada. Kent esnesi. Tamamını dinle abi. Ha şimdi yeni uygulamalarda kitapçığımı al eline bir bak ne yapacağım. Şimdi tamam. Başkan bir kelimeme söyleyeyim de. Söyle sen de söyle. Şimdi orası tabii ki bakarsan binde bir fark var. Çok kötü bir şeyde durumdadır. Onu bakabilirsin. Bir de bunu söyleyeceğim başkanım. Tabii seni eleştirmiyor şeydi. Şu Türkiye'nin de şu anda en pahalı su şu turuntu kullanıyor. Bunu ne diyebilirsin? İzah eder mi sana? Bilmiyorum. İzah eder mi? Burası da vergi koyuyor, Manisa'da koyuyor. Yani ben bunu demek istiyorum. Bak. Ben indirimli de kullanıyorum. Bak, bak bir dakika. Bak. Bir metre küplük suyun faturalarına yansıyan gerçek bedelleri 30 büyükşehir, 25 büyükşehrin burada. Bak ya şimdi, bilmiyorum deme bak ben yani sana bunu veriyorum bak anla ama bak. Soru, abi, soru başkan sordu. Ne söylerken buradan bak. Manisa 36.22 lirayla katma değeri, çöp bedeli, atık su bedeli, ÇTV'si hepsi dahil olmak üzere 36 lira 20 kuruş. Peki ben sana soruyorum şimdi. Burada İzmir birinci sıra doğru mu? Aydın ikinci sıra doğru mu? Doğru. Muğla üçüncü sıra doğru mu? Yani Ege bölgesi. Ya bu üç taneyle hangi parti yönetiyor? Gözünü seveyim algı yapanlar. Ya, yok şimdi. Önce oraya gitsinler bak. Bak şu İzmir... yüksek kullanıyoruz. Onu ya, tabii ki biz bilemiyoruz. Yani bak, buna bir çare bulmanız bu, istiyoruz. Yani en pahalı değil. Yani demek istedim. Tamam ucuz mu? Hayır değil. Pahalı mı? Pahalı. Bugünün şartlarında pahalı mı? Evet pahalı. Ancak ben size hemen iki tane al bunu. Sen bir incelersin. Şimdi bak. Ayda. Yani gerçekten yüksek bak, geliyor yani faturalar. Dinle bak. Anlatıyorum bak. Sebebini ben sana söylüyorum ya. 2200 tane sondaj var Manisa'da. 17 ilçede 1088 tane mahallemiz var. Bütün köylerin yani eski adıyla köy, yeni adıyla mahallelerin ve merkez ilçelerimizin tamamı sondajlarla su çekilerek neyle çekiliyor? Ceyran'la çekiliyor. Ayda sadece 40-50 milyon arası Ceyran'a para ödeniyor. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, atık su arıtma tesislerimiz var. Affedersin, burasını şey yapma. Bokladığımız atık su arıtma tesisi gibi 23 tane ilimizin genelinde arıtma tesisi var. Bunların arıtmadan eğer Gediz'e Bova'ya salarsak geleceğimizi, çocuklarımızın çevresini korumamak anlamına yani kimyasalları bu sefer sunmamız lazım. Orada üretilen ürünler tekrar biz yiyoruz. Ova'da üretilen ürünleri biz yiyoruz. Çevreyi korumamız lazım. Geleceğimizi korumamız lazım. Bunlara şu ana kadar harcanan para 680 milyon lira. O tesislerin çalışabilmesi için büyükşehir olmadan önce bunların hiçbiri çalışmıyordu. Neden? İşletme giderleri çok büyük. Üçüncüsü, bugün Manisa'da 1088 mahallenin 780 tanesi köy mahalle. Köylerdeki fiyatın kaç para olduğunu biliyor musun? Dörtte bir fiyatı. Yani burada 20 liraysa orada
5 lira 4 lira oluyor. Anladın mı? Beldeler. Kaç tane belde? 68 tane belde var. Oralarda %50 tarifeyle uygulanıyor. Bunlar kanunun uyguladığı tarifeler. İlçe merkezleri 3 bölgeye ayrılmış durumda gelişmişlik bölgesine göre. Manisa merkezi 2 ilçe, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Soma ve Alaşehir. 5 tanesi 1. sınıfta. İkincisi, 2. bölge Ahmetli gibi ilçeler Soma, Mama geliyor. 3. bölgede Gördes, Kırsal, Selendi, Sarıgöl gibi yerler geliyor. Hepsinin tarifeleri farklı. Sonuç itibariyle Tayyip 660 bin abonemizi 120 bin köyler, 80 bin beldeler, 13 bin de şehit gazi engelli belde fiyatından daha düşük. Yani 225 bini neredeyse dörtte bir fiyatına ücretlendiriliyor. Bunlar kanunen. Şimdi ben size şunu da söyleyeyim. Su bu kadar altyapı neyle yapılıyor? Kanalizasyonlar, 265 tane mahallenin altyapısını yaptı maske. Başkanım, Mustafa bak, Kemal ile Atatürk Mahallesi'nin yağmur suları kanallarını değiştirdi. Kaç para yapılıyor şu anda? İki sene önce başkanım değiştirdik, yedik o mahallede. Kim yaptı onları? Ama başkanım, bak bir dakika, ama bak sayıyorum. Ben her ay Büyükşehir Belediyesi'nden maskeye parası yetmiyor ya 40 milyon ya 50 milyon. Daha geçen perşembe günü 82 milyon para aktardım gene. Şu anda Büyükşehir, ha bu cep fark etmiyor ama ikisi ayrı kurum. Biri genel müdürlük, biri Büyükşehir. Bunun bütçesi başka, bunun bütçesi başka. Bunun bütçesi yetmediği için ben buradan sponse ediyorum. Şu anda Büyükşehir'in maskeden alacağı para 580 milyon lira alacağı var. Helali hoş olsun ya, bir şey demiyor. Sizin yaptığınız hizmetleri demiyorsunuz. Ben demek istedim. O zaman sadece bu mahalle içinde bazı olumsuzlukları dile getiriyorsunuz. Güzel kardeşim. Ben sadece bu mahalleden değil, bütün 1088 mahallenin tamamından sorumluyum. O mahallelerdeki içme suyu depolarının temizliğinden sorumluyum. Klorlama sistemlerini yapmaktan sorumluyum. Köylere hattın yenilenmesi, tıkanan hatların yenilenmesi sorumlusuyum. Arıtmalarından sorumluyum. Paket arıtma, içme suyu bazı yerlerde demir klorlu şeyine çıkıyor. Demir sökür. Onları bazılarını atık suyla yenileştirerek, yani içilebilir hale getirerek o hizmetleri verme konumundayım. Yani kısacası maskenin bütçesi bugün aldığı paranın yarısını karşılamıyor. Açık ve net söyleyeyim size. Yok, yani bize ne göre vatandaşın yüksek geliyor. Yani vatandaşın da durumu ortada. Haklısın. Vatandaş. Ama ben şunu sadece bir mukayese etmek istiyorum. Tabii ki cepten çıkan para her zaman için tabii ki önemli. 24 ay önce, 25 ay önce asgari ücret 2825 liraydı. Bir kıyaslama yapıyorum ben şimdi. Mantık getirmeye çalışıyorum. Evet, evet. Şu anda 17 bin küsür lira. Benim belediyemde çalışanlar, bu sadece belki benim belediyeme mahsustur. Ayrıcalık yapmak istemiyorum. 3200 lira para alıyordu 2825 liraya alırken, asgari ücretken. Yani %10 fazlasıydı. Şu anda benim belediyede çalışanlarım değil asgari ücret, değil %10, 26500 lira ve 27500 lira para alıyorlar. Yani bak, demek istedim, asgari ücret 2825 iken adama ben 3200 lira veriyordum. Şimdi 27 bin lira veriyorum. Kaç kat artmış? Fazla veriyor. Kaç kat artmış? Demek istedim. Asgari ücret de kaç kat arttı? Anlıyorum başkanım. Zaten yani, 27 bin lira belki o adama yetmiyordur. Yetmez kardeşim. 50 de olsa gene yetmez. Yani sonuçta ihtiyacın sonu yok. 100 bin de alsan 200 bin niye almıyorum dersin. Bu iş böyle. Başkanım, o açıdan oradaki artışı da bana göre biraz orantılamak lazım. Ya şimdi, doğrudur. İşin kısası özeti, altyapı bizim mahallede yapılmış. Sizi eleştirmiyoruz yani, eliniz yaptığınız şeyleriniz de var. Helal yani olsun istiyoruz. Ya. Bizim top sahası bir bakın. Durum nedir? O ne yapacağız? Altyapı dedi ya. Sel götürüyoruz Mustafa Kemal Atatürk. Yok, ben Atatürk mahallesinde sen başkanı masal her zaman geliyor da takdir eden bir insanım ben, yani onu eleştirmiyorum. Demek istediğim bizim eksikler vardır. Gerçekten de vardır. Top sahasında da vardır. O yeşillik İkinci etapta kalmaması lazım. Yeni dönemde bir sene diyoruz el at. Yani biz yeni dönemde 3. bölge yapılacak. El at başkan. 1'e 2'yi yapan 3'ü de yapar. Hatta ve hatta bak taahhütlerimde yolun üst tarafı da var planlama. Yani el at başkanı biz görürüz. Biz seni el at. Kabaca Büyükşehir Yunus Oga yapar. Yaparız. Tamam.
Tamam mı? Abi geldi tokalı. Şimdi tamam, güzel tamam, kardeşim. Rahat ol, yapacağız. Yok. Allah'ın izniyle iyi çalışmalar. Eyvallah, sağ ol. Ben böyle ol. Canım ye benim ya. Ben bak canım ye. Canım ye. Heyecan. Heyecanlara var mı? Başkan abi. Eyvallah. Daha sakin. Birbirimizle konuş. Siz yapıyorsunuz. Kitapçıya ver oğlum. Kitapçıya. Neler yaptığımı bir kere orada. Başkanım biz o kadar taziye yapılmadı. Tamam, o bize nasip olacak. O bize nasip yapıldı. Şu an yapıldı yapılmadı bak. O bize nasip olacak. Siz gerçekten bak, şeye çalışmadınız. Neler yapmışım ben burada. Ben her gün takip ediyorum. Büyükşehir'e yaptığınızı da hani yaptığın anlarda biz buraya istedik. Başka bir şey istemiyoruz. Biz buraya istedik. Gerçekten çalışıyorsunuz. Ben Büyükşehir'e pazara geliyorum her şey. Gerçekten çok şeyler yaptınız ama biz seçilince buraya da yapılmasını. Atatürk Mahallesi tamam. Yapıldı. Gözüm bu. Ben işte mesela siz ha, yapıyorsunuz ama siz arkanızdan gelenler yapmıyor. Yapacağız. Yapmıyor yani. Yok. Bir şey yapılmadığı için. Ceza değil. Ceza değil. Bak başkan geldi, çizim başkan. Onu da Allah razı olsun. Taş üstüne taş koyandan biz Allah razı olsun deriz. Yandı caddeler istedim. Al dedim hepsini sen kullan kardeşim. Pazar yerim valla değil ki bu. Pazar yerini istedi. Onu da verdim. Helal olsun. Sonuçta kim kullanıyor? Turgut vatandaş kullanıyor. Kim için yaptık? Onlar için yaptık. Biz oraya yaptıklarınızı buraya da istiyoruz. Tek o yap. Bize şey yapalım. Yönetimler pazarın çıkışında beklesin. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Yani dört bir kişi de gerekmez. Siz gene çadır çekiyoruz. Aynen. Tek bir gider var. O değil. Tek bir gider var. Birkaç defa düzenleme yapacağız. Videolarım çekiyoruz. Sosyal medya hesaplarımız yeni yeni sağlam bir sadece o pazar yapacağız. Geliyorsunuz. Neden? Kaç ton kullandın? Bilmiyorum. Tonunu bileceksin. Sen bilmiyor musun? Senin dükkan herhalde. Ne dükkanı hocam? Şey, pardon. Başkanım. Sonuçtaki ev bir daire. Kaç tane? Evde kaç kişi var? 4 kişi. 4 kişi, 1 milyar lira. Bakalım başkanım orada bir şey var. Abone numaranı bir söyle. Hemen baktırın. Gelin abone numarası. Hemen. Bakalım. Talip Bey. Ver abone numaranı. Gelin. Devam edin o zaman. Başka. Genel müdürü. Büyükşehir'in daire başkanı. Bölenlere bu sefer böldürttürmemek adına sizlerin de teşkilatlarında, kadın kollarında herkesin daha çok konuşması lazım. Aynen öyle. Söylemesi aynen lazım. Aynen öyle. İnşallah. Teşekkür ederim. Her şey hakkımızda hayırlısı olur. İnşallah ne diyeyim? İnşallah. Sağ olun. Destekleriniz de. Sağ olun. Salim. Neredesin oğlum? Birini. Bak. Yani yazık günah yani. Bak. Vallahi billahi. Manisa kaçıncı burada bak. Bak kaçıncı Manisa? Ya ben onu bilmiyorum. Ben daha önceden yaşadığım bak, hayata bakarım. Bire ben, bak. Başkanım. Biliyorum. Biraz, ben biliyorum. Daha önceden bak, yaşadığım hayatta bak, elektrik faturası, su faturası 2 ayda bir geliyordu. Ve 2 ayda bir gelen fatura... Yok her ay geliyor. Hayır önceden gelen fatura... Oo senin söylediğin 10 sene önce. 10 sene önce ama fark ama etmiyor. Ama o zaman şey yok ya. Şu anda da olsa bak şu anda da olsa yani şu su faturası, elektrik faturası... Geçiyor yani. Bu neyin nesi yani? Ne kadar sizin son faturanız başkanım? Bakalım. Söyle ne bakalım. Kadar ödüyorsunuz? Ben şu an tek yaşıyorum. Tamam. Kaç ton su kullanıyorsunuz? Kaç ton su kullanıyorsunuz? Yaklaşık en fazla 5 ton. Bir abone, fazla. Bir abonenize bir bakabilir yıkadığım miyiz? Zaman... Bir bakalım bir abonenize. Başka genel müdürüm. Yani. Evde. Ver bir faturanı bir söyleyelim ya. TC'ni söyle. TC'ni söyle. Tamam. TC'ni söyle. Bak. Burada Manisa 15. Birinci ile bak İzmir, ikinci ile bak Aydın, üçüncü ile bak Muğla. Üçü de hangi partinin? Sana hediye mi olsun bir bak incele ama ya. Yapacağız onu beraber. Sen de bizim gibi tamam, İnşallah Allah nasip etsin. Daha çok etmesin. İnşallah. Benden çıktı da ara istedi Çetin Başkan ama ben ne yapayım ya. Biz yapacağız. Tekrar nasip olacak. Bize nasip olacak. Sağ olasın. Motor su. Çek. Çek babamdan bakayım. Talip Çağrı. Gel oğlum. Şöyle 300 liralık makine var. Kaç kişi kullanıyor? Değil mi? Makine değil mi? 100 bin kişi kullanıyor. O 300 bin kişi kullanıyor. 300 bin yer yapar. 300 bin yer. Bu makinenin değeri kaç para? 350 bin lira. Bir tanesi ama. Bir de aylık arıyor. Ya bir tane makine adam. 50 tane makine var zaten. İşletme. 50 tane makine var. Bir de onu baktırıyorsun. Personel gidiyor bakıyor. Değiştiriyor. Gel oğlum. Manisa kaçıncı?
Manisa kaçıncı? 15. 15. 25 tane büyükşehir burada. Tamam. Birinciyle bak, ikinciyle bak, üçüncüyle bak. Onların İzmir, fiyatlarına bak. Tamam İzmir'de 11 sene oldu. Bak, onların da fiyatlarına bir bak, benim fiyatıma da bak. Pahalı diyorsam saygılıyım. Cepten çıkana tabii ki vatandaş tepkili, ben farkındayım ama elektrik giderleri var, arıtma tesisleri var, bütün mahallelerde yapılan altyapı çalışmaları var, su depolarının temizlikleri var, 265 tane mahallenin altyapısının yapılması var, 24 tane çalışmayan arıtma tesislerinin çalıştırılması var. Ceyran giderleri ayda 40-50 milyon lira, benim maskeyeden ceyran olarak ödediğim para. 2200 tane sondaj çalışıyor Manisa'nın tamamında. Ve bunların hiçbiri yetmediği gibi büyükşehirden her ay 40 milyon 50 milyon lira maske ben para koyuyorum. Bu resim bansı edeyim diye her ay. Ve şu anda 580 milyon lira büyükşehirin maskeden alacağı bedel var. Ha bu cep, ha bu cep diyoruz, bakmıyoruz. Yani biri ayrı bütçe, biri ayrı bütçe. Bu büyükşehir bütçesi, bu maske bütçesi. Gelen gideni karşılamıyor. Sen mekanında bir esnaf dükkanında gelir giderini karşılamasa ne yaparsın? Ha, biz kapatmamak için sponsor ediyoruz. Kamuoyuz. Biz kamuyuz. Vatandaşa bu hizmeti vermek zorundayız. Kanalı patladığı zaman gel diyor maske. Kazıyoruz. 500 tanenin üzerinde kepçe kamyon çalışıyor bu mahallede. Manisa'nın tamamında alan çok büyük. Bir salat yapıyorsun 5 kilometre, 10 kilometre, 20 kilometre Vanat'ına kadar. Bitingsine, borularına kadar bunları temin etmek zorundasın. Anlatabildim mi kısaca? Evet. Sen memur musun, emekli hayır, misin, çalışan? Tır şoförü. Peki. Bundan 2 sene önce kaç para alıyordun tır şoförü olarak? 2 sene önce. Kaç paraydı maaş? 20 bin. 20 bin. 20 bin. Evet. 2 sene önce. Şimdi kaç para? Şu anda 45 bin. 2 sene önce 20 bin zararın olduğunu ben hatırlamıyorum. 2 sene önce asgari ücret 2825 liraydı. Şu anda 60 lira. Bak 2825 lira asgari ücret olduğunda senin aldığın para belki 6-7 bin liraydı. Benim mi? Evet. Ben de çalışana göre ben. Bende de kamyon şoförleri var. Evet. Bende de kamyon şoförleri var. Aldıkları ücretleri, verdikleri ücretleri çok iyi bilen bir insanım. O günün şartlarında ben de normal çalışan, asgari ücretli çalışan konum, şoför olarak kesinlikle düşünmüyorum. 3200 lira benden o zaman maaş alıyorlar. Bugün 27 bin lira alıyorlar. Ben artışı aynı eşit oranda bakmaya çalışıyorum. Burada da fiyat artışı tabii ki var. Ama hayatın asgari ücrette 2825 liradan 17 bine geldi. Ha yeter mi? Yetmez. Keşke yetmiyor, daha çok 27 bin olsa, 37 bin olsa. Ama her şey imkanlar da elinde. İşte geçen sene bir deprem oldu ülkemizde. Allah bir daha yaşatmasın. 11 il şu anda yerle bir. Binlerce konut yapıyor devlet orada. Şu anda bu taraflara bütün 81 ilin 11'inci düşersek 70 ile 1 lira para devlet vermiyor şu anda. Her şey oraya gidiyor. Orada yaşayan insanımız Allah korusun yarın bizim başımıza gelse bizim başımıza bu sefer devlet yardımı yapacak. Allah yaşatmasın. Çok şükür Allah'a sağlık sıhhat huzur içinde yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntı var mı? Var. Şartlar ağır mı? Var. Ama biz bunları bugün yaşamadık. 10 sene önce de, 20 sene önce de benim yaşım itibariyle daha 80'lerden beri hep yaşadık biz bunları. Bunlar da gelip geçecek. Ama hepimiz bu ülkeyi yine hep beraber kaldıracağız. Hep beraber kalkındıracağız. Çevre yoluna sürekli gelip geçiyorum ben. Yıllardır orada çalışma yapılıyor, ağaçlandırma yapılıyor. Her ağaç başında hangi iki çevre lamba var. Manisa'nın. Çevre yolu derken hangi çevre? Otogardan. Otogardan eski İzmir Manisa yolu. Turgut diyor mu? Yok. Manisa merkez. Otogardan İzmir yönünde. Evet. Surat yolundan bahsediyor. Çevre yolu Manisa'nın çevre yolu evet. Orada ağaçların her birinde ikişer tane lamba var. Lambaların
elektrik sarkıtı nereden? Hepsi LED onlar ya. LED o kadar düşük yapıyor ki. Sen ona mı taktın kafayı? Vallahi ben yıldan beri geçiyorum. Onlar da memleketin güzelliği. O manitanın güzelliği. Yeşilliği. Yeşilliği. Hepsi LED onların. Şehrin güzelliğini gösteriyor. Binlerce insan İstanbul üzerinden İzmir'e, Bodrum'a, Kuşadası'na gidiyor. Oradan geliyor İstanbul'a gidiyor. Manisa'yı da birazcık satmamız lazım. Doğru. İnsanlar aydınlıkta araçlarını kullanıyor. Bu mu kötü? İki tane ağacı aydınlattım yeşille, o mu kötü? Hizmet yaparsın ama güzel. Ama Demirci'nin 96 tane köyü var, o kadar hizmet gidiyor mu onu da? Demirci'yle bana hiç konuşma. Neden? Şu anda Demirci'nin bütün altyapısına 656 milyon lira yatırım yapıyorum ben. Yenidir abi. Arıtmasını da bitmek üzere. Bitmek üzere. Şu anda çalışılıyor. Kaç tane köyüne ben altyapı yaptım, git bir öğren. Demirci'de en az 15-20 tane köyün altyapısını yaptım ben. Sen bak bilmiyorum bunları. Öğrenmen lazım. 96 tane köy var orada. Evet, en az 20 tanesini yaptım bak. En az 20 tanesini. Büyükşehir Başkanı burada. Kasabaya gururluyum. Yunus Ağa. 1 milyar 250 milyon para ödedi. Ben Türk komutresi bitmesi torunluyum. Tamam mı? Kanuni Sultan Süleyman'a. Karadeniz Türk komutresi. Kanuni Sultan Süleyman'a. Kanuni Sultan Süleyman'ın vermiş olduğu beyliklere dahi istemeyen, biat eden, 1 milyar 250 lira Türk parası, patlatın parası geliyor. Kırkan ben doğrusuna, ne para ne dedin, sentime kaybettin. Bana sentime kaybettin. Otur bir de katıma da abdestim var benim, abdestim. Abdestim var, kimseye bir şey içmesin diye hitap etme. Alkol muhallesine ayırırız. Kimseye bir şey içmişti. Alkolik değiliz biz lan hanımefendi. Abdestimiz var. Camiden çıktık, camiden. Önemli bir yere gidelim lan. Önemli bir yere gidelim. Size hayırlı işler. Hayırlı işler. Biz alkolik değiliz lan. Hayırlı işler. Eyvallah. Başımda. Ettik arkadaşını değil. Bunları ömrümde canlı istiyorum, canlı. Hayır verdim lan. Sana oy vermiyorsun. Onları canlı istiyorum. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bravo. İyi propaganda yaptınız. Bravo.